Senin Narcissus dediğin, benim de Narcissus dediğim karakterimizle ilgili. Kesin sen daha iyi diyorsundur. Nasıl başarıyorsun bunu? Hiçbir zaman o derede gördüğü yansımanın güzelliğine ulaşamayacağını düşündüğünden kahrından ölüyor. İnsan insanın aynasıysa eğer, orada ben neler kendime katabilirim diye bakmak bence çok büyük bir fırsat. Burada kendimize dair olan her şey aslında sadece bir fikir. Neden benim böyle bir gözlüğüm var? Gözlerini görememden başka bir de kendimi görüyorum. Ben de sana karşılık olarak böyle kalırız yani, hiçbir yere varamayız. Bence çok sağlıklı bir iletişim yöntemi olabilir bu, biliyor musun? Evet, Bağlarız abinin yeni bir bölümüne daha hoş geldin İzzet. Hoş bulduk Murathan. Ne yapıyorsun? İyiyim abi. Ha? Bağlıyorum, bağlaya bağlaya gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Bağlıyorsun, bizi de bağladın demin. Çekim öncesi diyordun. Ben senin her konuda daha iyiyim dedim bana. Evet abi. Ha? Evet. Her konuda. Her konuda abi, istisnasız. Vay be. Böyle bir insanım. Çok iddialı söylemler. Evet. Ama güzel. Bugün bunu konuşacağız. Gerçekten bunu konuşacağız. Bugün bunu masaya yatıracağız abi. Tam ama yine konuşmaya girmeden önce yine beni benden aldın. Şu arkaya torun çekicini getirdin. İnsafsız. Her konuda yani senden daha iyi olduğumu söylemiştim. Bunun da altını çiziyorsun. Bunun altını çiziyorum. Bir konuda abi torun çekicini getirdim programa ya. Ve torun çekicini getirmek ne kadar zor. Biliyorsunuz torun çekicini yerden kaldıramazsın. Just represent, pull. Alright, let's go. Torun çekici gerçekten layık olan biri olduğunda onu yerden kaldırabilir. Ben bunu taşırıp buraya getirdiysem demek ki layığım demek. I be simpler one. Çok kitlendim. İlk defa böyle başladık. Tamam, dur. Devam ediyoruz. Sanırım konu bununla ilgili. Nasıl başarıyorsun bunu? Evet, bunu başaranlar nasıl başarmış derim. Yani şakayı bir kenara bırakacak olursak. Şaka mıydı? Evet, her şakanın içinde bir gerçek payı olduğunu da düşünerek. Ama bir yandan da şaka, espri, biliyorsun hep söylerim, espri işin ruhu yani. Biraz espri olmadan hayatta o kadar güzel olmayabiliyor. Espriyle daha güzel oluyor hayat. O yüzden şaka bir yana, gerçekten bugün konumuz işte bu. Ben senden daha iyiyim, ben her şeyi yaparım ve ben en iyisiyim, en güzeliyim düşüncesi. Ve belki de bu düşünceye takılı kalmak. O yüzden de çekicinin yanında fark ettiysen Nergis'le beraber geldi. Çiçeğimiz de var. Evet, bir Nergis'imiz var burada. Çünkü konuyla çok ilgili ve alakalı. Bugünkü konumuz senin Narcissus dediğin, benim de Narcissus dediğim karakterimizle ilgili. Kesin sen daha iyi diyorsundur. Bu şeyden bu çıkıyor değil mi? Artık ona seyirciler karar verecek mi desem. Peki. Şöyle ki aslında bu da güzel bir nokta. Yani orada bir karakter var. Sen Narcissus diyorsun, ben Narcissus diyorum ama aslında aynı karakterden bahsediyoruz. O da bence güzel bir nokta. Farklı isimler, farklı bakış açılarımız olsa da aynı şeyden bahsediyoruz. Diyelim ve hikayeye geçelim. Hikayede Narcissus, benim çok sevdiğim hikayelerden bir tanesi bu. Çünkü olayın geçtiği yer muazzam bence. Çok güzel bir orman. Böyle yaprakların arasından güneş ışıkları süzülmüş. Harika bir hava. Nehir akıyor ve nehrin de böyle çok güzel de bir aslında serinliğini bile hissediyorsun. Her şey mükemmel. Ve orada bir peri kızı bu mükemmel ormanda yürürken Narcissus'u görüyor. O kadar güzel ki Narcissus ona bakıp içi geçiyor, aşık oluyor ve benim buna ulaşmam lazım, erişmem lazım diyor. Ve Narcissus'a gidiyor. Ona hislerinden, duygularından bahsediyor. Narcissus ne diyor? Sen kimsin? Ben o kadar güzel ve mükemmelim ki benim seninle bir işim olamaz diyor. Ve orada zaten peri kızının dramı başlıyor. O başka bir hikaye. Narcissus'a odaklanacak olursak orada bazı kaynaklarda Nemesis, işte adalet diye de geçer. Narcissus'u cezalandırıyor. Yani madem sen böyle bir şey yaptın, birinin kalbini kırdın ve bunu kendini beğendiğin için yaptın, o zaman senin yaptığın şeyiyle cezalandırıyorum. Nehre baka baka kendi güzelliğine, kendi yansımana aşık ol, kendine baka baka bütün ömrünü geçir. Ve gerçekten de Narcissus dereden su içmeye çalışırken kendi yansımasını görüyor, ona baka kalıyor ve orada da canını teslim ediyor. Ve ilginçtir ki bazı hikayeler... Canını teslim. Canını nasıl teslim ediyor? Canını teslim ettiğinin bile farkına varmıyor büyük ihtimalle. Daha sonra oraya gelenler, Narcissus'un oraya uzanmış olduğunu gören kişiler aslında orada Nergislerin çıktığını görüyorlar. Dolayısıyla orada da kendine o kadar aşık ki öldüğünün ve kendine bakarken de içinin tükendiğinin, yok olduğunun aslında farkına değil Narcissus. Güzel. Ben de iki versiyonunu biliyorum. Bir tanesi o yani bakıyor, daha da bakmak istiyor. Elini sevmeye çalışıyor ama gidiyor. Sonra derenin içinde boğuluyor. Bir tanesinde de görüyor kendini ama kendi farkındalığı olmadığı için hiçbir zaman o derede gördüğü yansımanın güzelliğine ulaşamayacağını düşündüğünden kahrından ölüyor. Yani bu ikisi de aslında birbirine yakın ama ayrı ayrı konuşulabilecek konular. Belki de bir söylemekte de fayda olabilir. Neden bu karakterin ismi Nergis çiçeğine verilmiş? Ki orada da Nergis adlı videomuzu da bir hatırlatmakta fayda olabilir. Detaylı olarak Nergisler nedir, ne yaparlar incelemek isteyenler o videoya bakabilirler. Kısa bir özet geçecek olursak neden bu kahramanın adı bu bitkiye verilmiş? Çünkü Nergis de sulak bir yerde yaşıyor. Ve şu an buradakiler öyle olmasa da aslında doğasında Nergis'in çiçeği sürekli o sudaki, o sulak alandaki yansımasına bakıyor. Ve bir diğer noktası da şu, soğanlı bir bitki olduğu için o Nergis'in çiçek açma dönemi bittikten sonra tekrar geri geldiğinde soğan kendini koruyabilmek için de belli bir dozda zehirli. Dolayısıyla çeşitli böcekler onun etrafına gelip onu yemeye çalıştığında zehirlenip aslında yok oluyorlar. Dolayısıyla Narcissus'un, Nergis'e ismini veren kahramanın böyle zehirleyen de bir etkisi var. Artık dışarı mı zehirliyor, kendini mi zehirliyor? Onu beraber konuşalım. Hadi konuşalım. Neler getirdin bunları konuşmak için? Abi gene her zaman olduğu gibi masamız ortam şenlikli. Bu sefer ama burada bir yansıma söz konusu olduğu için ben yansıma ve aynadan yola çıkarak aynalı gözlüklerimi getirdim. Ve bununla ilgili zaten iki tane kritik önemli sorum var. Birincisi neden benim böyle bir gözlüğüm var? Almışım ve kullanıyorum. Harika. İkincisi neden böyle bir gözlük? Kim tasarladı? Neden tasarladı? Bunu da ayrıca araştırmak istiyorum. Bilen lütfen bize göndersin sebeplerini. Aynalı gözlük çok ilginç. Hiç şey yaşar mısın? Gözlüklü insanla konuşurken rahatsızlık duyar mısın? Mesela şu an benimle konuşurken ne hissediyorsun? Şu an çok duyuyorum abi. Çünkü ne gözlerini görebiliyorum. Gözlerini görememden başka bir de kendimi görüyorum. Şimdi sen bunları taktın, bana da kendimi göstermeye çalışıyorsun. Çok da iyilik yapıyorsun. Senin ışıltından gözlerimi korumaya çalışıyorum. Vallahi neler neler. Şimdi şöyle bir durum var ama Narcissus'un hikayesinde de. Kendine olduğu gibi görmek istemediği için sen bu gözlüğü taktığında ben de sana karşılık olarak bunu takarsam bir şekilde böyle kalırız yani hiçbir yere varamayız. Bence çok sağlıklı bir iletişim yöntemi olabilir bu, biliyor musun? Yeni devrin iletişim metodolojisi. Şimdi o yüzden hala çıkarmamışsın. Hadi abi, çıkarayım ben de. Hadi çıkardım, tamam. Şimdi bu Narcissus'ta şöyle bir durum var. Kendini olduğundan farklı görme hali. Ve ben buna kapalıysam, sen istiyorsan bütün aynaları etrafıma diz, gözümü kapattığım sürece bana hiçbir şey gösteremiyorsun. Benim buradan çıkmam için ne önerirsin? Bu göz bandını çıkarmak için mi ne öneririm? Belki de göz bandımı taktığımı ilk bana anlatmak için. Göz bandı taktığını anlamak için. Çok güzel. Şimdi gündelik hayatta online toplantılara katılıyorsundur. Bu gözlükle bence çok bağdaşıyor. Çünkü ben de karşımda mesela gözlük takan birisini gördüğüm zaman hani o siyah camlı, koyu camlıysa onun gözünü göremediğim için rahatsız oluyorum zaten, ama aynalı bir gözlük varsa öncelikle orada bir kere bir yani sürekli kendimi gördüğüm için yani karşı tarafla mı konuşacağım, nereye bakacağım da bir şaşkınlık oluyor. O online toplantılarda da sağ alt tarafta kendini görüyorsun ya, aslında belki de o göz bandını çıkarmak için muazzam bir fırsat. Yani bu yeni çağın bize getirdiği, yani ben karşı tarafla konuşurken orada o görüntüyü gördüğüm zaman aslında belki de şunu hatırlayabilirim. Sürekli olarak karşı taraf beni görüyor ve benimle ilgili bir şeyler var. Bir de ben de bir çıkarsam da ben de baksam ne göreceğim orada? Çünkü insan insanın aynasıdır diye bir söz var ya. Bu o kadar önemli bir şey ki bence. Çünkü sende gördüğüm her şey bence bende var. Öyle düşünürsek eğer, benim sende gördüğüm bütün özellikler bende olan özelliklerse kendimi tanımam için muazzam bir fırsat. Yani o yüzden belki de bu göz bandını çıkarmak için önce biraz görüp bakmak ki... Açık Beyin'in de sloganı ne? Kendine iyi bak, göreceksin. Kendine iyi bak, göreceksin. Allah'tan söyleyebildim bak, programı yoksa şu anda muhasebeye doğru gidip arkadaşlar lütfen çıkışınızı alabilir miyiz? Vallahi çok panik oldum ya. Yani bu göz bandıyla dolaştığımızı belki farkına varmak adına güzel bir şey olabilir. Yani kendine iyi bakmakta bir şey var. Aynaya bakmak, yansımaya bakmak, sadece ne kadar güzelim ya diye bakmak için değil de acaba o yansımada ben neler göreceğim? Karşımdaki insanda, özellikle insan aynasıysa eğer, orada ben neler kendime katabilirim diye bakmak bence çok büyük bir fırsat barındırıyor içinde. Güzel dedin. Burada iyi bakmak kritik bir konu. Buradaki göz bandının sembolü de gözümü kapadığım zaman tamamen aklımın içinde kendimle kalıyorum. Yani dışarıdan herhangi bir şey görmediğim için burada ne varsa onun üzerinden yorum yapıp onun üzerinden karar veriyorum. Ve burada kendimize dair olan her şey aslında sadece bir fikir. Belki de yanılgı. yanılgı, fikir değişebilir. Öyle olduğunu sandığımız zanlar içinde gittiğimiz bir sürü şey olabilir. Bence Narcissus'a düşen veya bana da düşen diyeyim, ilk önce buranın tam da beni %100'üyle yansıtmayabileceğini ortaya koyabilmek. Ondan sonra da bunu koyduktan sonra bir dakika ben tam da sandığım kişi olmayabilirim. Peki o zaman kimim diye aramaya geçtiğimde o zaman bunu çıkarmak için bir fırsatım olabilir. Zaten bu yolculuğun ilerleyen kısımları da sanırım burada getirdiğin kişilerle bağlantılı olacak. Abi evet, yani bağlantılı olacak, inşallah bağlanacak. Ümit ediyorum ben de bağlantılı olacak. Bağlarsın. Bu söylediğin şeyle ilgili küçük bir şey eklemek istiyorum lütfen. Sadece. Yani bu göz bandını çıkarttığın an var ya, muazzam. Yani gerçekten keşke hepimiz o bir çıkarsak da baksak ve görmeye çalışsak. Çünkü gene insan insanın aynasıdır sözüne biraz gönderme yapıp şunu da söylemek istiyorum. Evet, herkes herkesin aynası ama bir Luna Park'a gittiğini düşün. Orada bu aynaların bulunduğu bir yer vardır. Eğlence odası vardır. Farklı sen farklı gösterir. Farklı farklı gösterir. Ve orada kimisi çok zayıf gösterir, kimisi çok şişman gösterir, kimisi işte böyle suratını büyük gösterir. Biz de ne yaparız o yüzden? Güzel gözüktüğümüzün önünde durmaya çalışırız değil mi? Yani seni güzel gösterenin önünde, hatta biraz böyle yamuk şişman gösteren bu aynada bir bozukluk var arkadaşlar falan dersin. Yani oradan baktığımızda da belki de aslında o bütün yansımalarında biz olduğumuzu görüp onlardan da çekinmeden, yani gerçekten benim karşımda evet beni biraz belki kilolu gösteriyor ama buradaki görüntüde benimle alakalı ne var diye oraya da iyice bakmakta fayda olabilir diyorum ki zaten buradaki konular da oraya da bağlanıyor biraz. Çünkü bu Narcissus'un o yansımaya bakmasındaki hal bana biraz şunu da hatırlatıyor. Farz et bir otobüs yolculuğundasın, aklında düşünceler ya da belki de biri seni çok üzmüş, yüreğinde duygular, onlara takılmışsın ve bu duygular, bu düşünceler sende büyük bir takıntı haline gelmiş. O yolu fark edebilir misin? Yok, akar gider. Akar gider ve bir de düşün, bu dışarıdakini fark edemiyorsun. İçeride kim bilir ne yolculuklar oluyor da onları da duyamıyorsun. Bunun bir örneği olarak işte buraya Venom karakterini getirdim. Venom karakterini bilmeyenler için Venom karakterini Venom yapan aslında o dışındaki siyah bir uzaylı. What the hell are you? I am Venom. Ve o uzaylı ancak ve ancak başka bir canlı varlık varsa onunla beraber yaşayabiliyor. Bu siyah uzaylı karşı tarafın vücudunu tamamen kapladığı zaman onu kontrol altına alıyor ve onu yönetmeye başlıyor ve içerideki ne yaptığının farkına varmıyor. Çok ilginç bir şekilde bu takıntılı hal, İngilizcesi obsession'dan gidersek obsedere, Latince olan obsedere'den geliyor obsession ve o da kuşatma demek. Yani aynen Venom'un olduğu gibi aslında o vücut, o beden, o duygu ve düşüncelere takılı kalma haliyle kuşatılmış hale dönüşüyor aslında. Ve ortalığı yerle bir ediyor. Ve kontrolü eline alıyor. Evet. O zaman burada Narcissus da kendi güzelliğinden dolayı kuşatılmış halde bütün kontrolü eline almış oluyor. Peki güzellik denen bu kadar güzel bir kavram nasıl bunu yapabiliyor Murathan? Abi şey var ya, sen geçen bir söylemiştin, uykusuz demek aslında çok uykulu olmak demek. Evet. Ya, belki öyle bağlantılı var yani, güzellik güzeldir de neresinden sen o güzelliği yaşıyorsun? Çünkü Venom karakterinden gene gidelim. O etrafını sarmış olan uzaylıya hükmetmeye başladığında bir dakika sen dur, ben senin o takıldığım duygu düşüncelerim üzerine bir çıkayım dediği zaman onu kontrol etmeye başlıyor ve dünyaları kurtarmaya başlıyor. Yani Venom gene Venom, güzellik gene güzellik ama burada Venom zarar vermek için değil, tamamen fayda sağlamak için var olan bir kahramana dönüşmüş oluyor. Güzel. Kararında güzel diyelim. Dengede güzel. Dengede güzel. Fazlasıyla değil. Çünkü diğer türlü işin bir sıfatın bağımlısı olmak. Yani senin o etrafını sardı dedin ya, bağımlısı olmakta tehlike var. Yani gücün bağımlısı olmak, zenginliğin bağımlısı olmak, güzelliğin bağımlısı olmak, bilginin bağımlısı olmak. Oralarda işte o ne dedin, obsedere, kuşatma mı dedin? O zaman kuşatılıyoruz ve arasında kendimizi kaybetme riskimiz var. Bir şey daha onu paylaşmıştım. Narcissus o güzelliğe ulaşamayacağını düşündüğünden kahrından da ölebiliyor bir tane senaryoda. Ki bu aslında günümüzde çok bağlantılı bir yaklaşım. Çünkü biliyorsun bayılırım sosyal medyaya dokundurmaya. Orada istediğimiz figürler olabiliyoruz ama o figüre de veya o imaja da belki de biliyoruz hiçbir zaman ulaşamayacağımızı ve bu bizi kahrediyor olabilir. Ne dersin? Olabilir yani, orada ulaşamayacağın sırf sosyal medya olarak söylemiyorum bunu. Daha geniş perspektifte düşündüğünde ki zaten o yüzden de aslında biraz Darth Vader aramızda şu anda. Darth Vader'ın da ulaşmak istediği bazı şeyler var. Belki motivasyonu biraz öfke olabilir, kin olabilir. Çünkü çok gerçekten kötü şeyler yaşamış aslında. Başına kötü olaylar gelmiş. İhanete uğramış, birçok olay yaşamış yani Star Wars macerası boyunca. Ve günün sonunda bu işte ulaşmak istediği hedef, belki güç, belki kontrol, belki de o öfkesini deşarj edebileceği yer oraya bağlı ve takıntılı kaldığı için korkunç bir karaktere dönüşüyor. Ve büyük ihtimalle Darth Vader'ı görsem önünde hemen bir eğilirdim. O eğilmemin sebebi de aslında biraz korku olurdu. Aman bana dokunmasın. Çünkü gerçekten saygı duyarak korkacağım bir adam. Adam derken bile burada şey yapıyorum yani, endişe ediyorum inşallah bir şey yapmaz. Bu ulaşamayacağın hale belki de böyle körü körüne gitmek de insana Darth Vader ve daha sonra felakete belki sürükleyebilir diyorum. İlacı nerede? Abi ilacı da yanımda hemen. Zaten derman arardım, derdimin içindeymiş diye bir söz de var. Belki de bu derdin içinde işte dermanı da var. Çünkü çok benzer bir karakter, her ne kadar fiziksel olarak benzemeseler de belki güç olarak benzeyen Yoda'mız var. Ve Yoda'yı Yoda yapan nedir sence? Vallahi bilgeliği diyeceğim ama çok klasik olacak yani. Çünkü bilgi yani kendisi değil mi? Yol gösterici. Çevrendeki gücü hissetmelisin. Burada, aramızda, ağaçta, taşta. Bilgeliği, doğru. Sakinliği, doğru. Kelimeleri, cümleleri tersten söylemesi. Kendi bir tarzı var, kendine ait bir tarzı var. Acayip tarzı var yani. Abi söylediğin her şeye katılıyorum ama belki de biraz da tevazu. Hı hı. Belki de o da Darth Vader gibi zor ve bir takım kötü olaylar yaşadı belki ama işte o yansıması diyoruz ya, belki orayı kendine iyi baktı ve doğru gördü ve o zaman da işte Yoda olup öğrenciler yetiştirip en az Darth Vader kadar güçlü olmasına rağmen karşısında insanlar korkudan değil gerçek saygıdan eğiliyorlar. Boyu benden kısa olmasına rağmen hiçbir önemi yok. Ben Yoda'yı görsem yerlere kapanırım saygıdan. Hem Darth Vader'da hem Yoda'da diyorsun bir tevazumuzu gösterip karşılaşsak eğiliriz diyorsun yani. Ama işte birinde korkudan eğiliyorum. Ne kadar büyük bir enerji. Diğerinde ise saygıdan ve gerçekten sevgiden belki de eğiliyorum. Çünkü Yoda'yı öyle bir karakteri seversin de aynı zamanda. Dolayısıyla bak gene oraya geliyor aslında sevgi, güzellik. Yani Yoda bence olabileceğinin en güzelliğinin zirvesinde. Çünkü bütün o bilgeliğine, bütün o aslında kararlarına rağmen bunu çok güzel yönetip o hedeflerinin üzerine çıkıp Yoda olmuş bir kişi. Harika. Bende de en son kapanışta bir tane aynamız var. Ben bu aynaları... Bana ayna mı tutmak istiyorsun? Sana ayna tutacağım. Sen bana gözlükle tuttun ama bir eğitim için kestirmiştim özel olarak. Tam böyle gözlere koyabiliyorsun. Kendi gözünü başkasının yüzünde görebiliyorsun. Bu çok o eğitim için süreçlerde çok keyifli bir haldi. Çünkü Narcissus kendini bile daha görmemişken derede görüp aşık oluyor. Biz yine medeni insanlar olarak arada bir aynaya bakıyoruz. O yüzden daha alışık olduğumuz bir hal ama kendi gözümüzü hiç başkasının yüzünde görmüyoruz. Burası işte o söylediğin güzelliği görmek, o söylediğin karşı tarafın da senden olduğunu bilmek ve o birliği anlatabilmek için ve hani işte Narcissus'un o büyüklüğünü belki de indirecek ve hepimizi eşitleyecek bir hali anlattığı için bu aynaya getirdim. Kendi gözümüzü başkasının yüzünde görme hali için. Abi yine güzel bağladık. Çok bağladık güzel abi. Toparladık. Bağlaya bağlaya gittik. O zaman ne diyoruz? Hayat bağladıkça güzel, bağlandıkça güzel. Bağlarız abi. Bağlarız abi. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.